Olay geçtiğimiz yıl Haziran ayında Horozluhan Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşanmıştı. İddialara göre bir eğlence merkezi önünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Gökhan D. ile eski eniştesi Çetin D. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin D. tüfekle ateş açmış, Gökhan D. ile Sinan Ünlü çıkan saçmalardan yaralanmıştı. Sinan. Olayda sırtından yaralanan Sinan Ünlü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, şüpheli Çetin de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmaya tutuklu sanık Çetin D. ile öldürülen Sinan Ünlü'nün yakınlarıyla taraf avukatları katıldı. Hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu, yakınını kasten yaralama suçundan da 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Çetin D.'nin son sözleri soruldu. Olay günü alkollü olduğunu ifade eden Çetin D., ne yaptığımı bilmiyordum. Eski kayınbiraderimi aracın içerisinden bir şey almaya çalıştığını görünce korktum. Bunun üzerine silahla ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım diye konuştu. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanığın Gökhan D.'yi yaralaması nedeniyle 11 yıl 8 ay, Sinan Ünlü'yü kasten öldürdüğü gerekçesiyle de 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.